arkadaşlar. Bu hafta 5 yeni nesil sorumuz var. Sorularımız karekökli ifadelerle ilgili. Sorularımı arı yayınları var denemelerinden aldım. Şöyle ilk sorumuzu alıp başlayalım hemen. Bir kaldırım üzerine kaldırım taşları aşağıdaki gibi aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde döşenmiştir. İlk ve son sıradaki taşlar dikdörtgen. Bakın şunlar dikdörtgenmiş. Oradaki taşlar kare biçimindedir. Evet. Dikdörtgen biçimindeki taşların kısa kenar uzunluğu 20 santimetre olup alanları birer tam kare sayıdır. Demek ki arkadaşlar alanlar ne olacak? Tam kare olacak. Kare biçimindeki kaldırım taşlarının kenar uzunlukları santimetre biriminde bir tam sayıdır demiş. Buna göre kaldırımın uzunluğu en az kaç metre olabilir demiş. Öncelikle arkadaşlar şu dikdörtgenlerin alanları tam kare olmalıysa ben şu kenarı bulmalıyım değil mi? Bulabilirim. Buraya bir x desek ne olacak? Alanı 20 çarpı x olacak değil mi? Bu işlem yani 20 çarpı x sonucum tam kare olmalı. O zaman 20'yi şöyle yazabilirim değil mi? 4 çarpı 5'tir yani 2 üssü 2 çarpı 5 çarpı x. Ben şu x sayısını bulacağım. Şimdi kaldırımın uzunluğu en az istiyorsa bulduğum sonucu yani bu x sayısının en küçük olması lazım. En küçük ne diyebilirim arkadaşlar? Bakın öncelikle de ne olmalı? 3'e parçalayacağım değil mi? Hani bu uzunluğu 3'e böleceğim. Neydi? Bakın kare biçimindeki kaldırım taşlarının kenar uzunlukları santimetre biriminde bir tam sayıydı. 3'e böldüğüm zaman o zaman diyorum ki tam çıkmalı. Yani 3'ün katı olmalı. O zaman bu x sayımız ne olacak? 3'ün katı olacak değil mi? Yani bir 3 çarpanım olacak. Tam kare olmasını istiyordum. O zaman 3'ün karesi olacak diyorum. Çarpı dedim. Bir de ne olacak? Bakın burada 5 var. 5'i de kök dışına çıkartabilmem için bir tane daha 5 çarpanım olmalı. Demek ki o zaman x'i ne bulduk arkadaşlar? Şöyle alalım. Bu durumda x ne oldu? 3'ün karesi yani 3 kere 3, 9. 9 ile 5'in çarpımından da ne olacak x? 45 santimetre olacakmış diyoruz. Yani şuralar 45 santimetreymiş. Yani burası da 45. Artık bakın şu uzunluğu bulabilirim değil mi? 3'e bölersem içerideki kare biçiminde kaldırım taşlarının kenar uzunluğunu bulabilirim. 45'i 3'e bölelim. 4'ün içinde 3, 1 kere 1 kere 3 çıkardık, şöyle 1 kaldı. 15'in içinde 3, 5 kere dedim çıkardım 0. Demek ki bakın şu içerideki karelerin bir kenar uzunluğu neymiş diyorum? 15 santimetreymiş. Bizler ne istiyordu? Bu kaldırımın uzunluğunu istiyordu. Yani şu mesafeyi istiyor. Artık ne yapacağım? Şurada kaç tane taş var bakalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Demek ki şu uzunluk 16 ile neydi? Her birinin uzunluğu 15 ise 15'i çarparsam bulabilirim. Çarpalım hemen. Şöyle 0, 80 değil mi? 6, 1. Toplarsak 0, 14'ün 4'ü 240. Demek ki bakın şu mesafemiz, şöyle farklı renkli alalım. Şunları silelim. Bakın şu mesafemiz şuraya kadar 240 santimetreymiş. 20 santim burada var. 20 santim de burada var. Yani 40 daha var. O zaman 240 ile 40'ı toplarsam bu kaldırımın uzunluğunu bulabilirim diyorum. En az olacak şekilde. 280 santimetreymiş. Bizden bunu metre olarak istiyor bakın. Bunu metreye çevirirsem bu ne olacak? Santimetre. Metre olarak olacak olursa ne olur? 2,80 metredir deriz. Yeni sorumuzu alalım. Salih Usta atölyesinde kalınlığı 5 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki ahşap çıtaları dikdörtgen biçiminde keserek kestiği parçalarla fotoğraf çerçeveleri yapmaktadır. Salih Usta'nın iki farklı büyüklükte yaptığı fotoğraf çerçeveleri aşağıdaki gibidir. Şöyleymiş. Salih Usta'nın yaptığı çerçevelere tam olarak yerleştirilen kare biçimindeki fotoğrafların alanları sırasıyla 324 cm² ve 441 cm² Buna göre Salih Usta çerçeveleri yapmak için en az kaç santimetre uzunluğunda çıta kullanmıştır diyor. Bakın şu fotoğrafın alanı ne olacakmış arkadaşlar? 324'müş. Şu fotoğrafın alanı 441'miş. Ben bir kenar uzunluğunu nasıl buluyordum? Bakın bunlar kare şeklinde. Bir kenarı nasıl bulurum? Kök alma işlemiyle bulurum değil mi? Kök 324 diyorum. 324 neyin karesiydi arkadaşlar? 18'in karesiydi değil mi? Şöyle yazalım. 18'in karesi. Şimdi kare kökünü alırsak ne olacak? 18 olacak. Yani
Şu uzunluk 18 santimetreymiş. Aynı şekilde 445'ine de bakalım bir de. Ne yapacağız? Yine kök alma işlemi yapacağız. 441 neyin karesi? 21'in karesi değil mi? Yani bu kök içinde 21'in karesi olacak. Bu da nasıl çıkacak arkadaşlar kök dışında? 21 şeklinde çıkacak. Yani o zaman bakın şu uzunlukta ne olacak? 21 santimetre olacak. Yani fotoğrafın bir kenar uzunluğu. O zaman çıtanın da bir kenar uzunluğu ne olur arkadaşlar? 21 olur değil mi? Yani şöyle gösterecek olursak. Şu uzunluk 21 santimetre. Bakın şu üstteki uzunlukta ne var? Şurada kenarlardan birer pay var değil mi? Yani kısa kenar uzunluğu ne kadardı? 5 santimetreydi. 21 şuraya kadar olan kısmı. Kenarlardan da 5 eklersek ne olacak? Yani 10 eklemiş olacağım. Bu kenar ne olacak arkadaşlar? 31 santimetre olacak. Burası 31. Burası da 31 santimetre değil mi? Aynı uzunlukta. Karşısı yani şu uzunluk neydi? 21 santimetreydi. O zaman şu büyük fotoğraf için ne kadar kullanmış bir bakalım. 31 artı 21 artı 31 artı 21 dersek şöyle 4, 5, 10, 104 değil mi? Demek ki şu fotoğraf için 104 santimetrelik bir çıta kullanmış. Aynı şekilde bir de küçük fotoğraf için bakalım. Şöyle silecek olursak. Bakın bunun da şu uzunluğu ne bulmuştuk? 18 santimetre bulmuştuk. Bakın şu üstteki çıta için şuradan da paylarımız var değil mi? 5'er santim yani 18 artı 5, 5, 10 santim ekleyeceğim. Yani burası ne olacak? 28 santimetre olacak. Bu durumda aşağısı da 28 santimetre. Şurası zaten 18'de değil mi? Bunu da toplarsak ne olacak arkadaşlar? 28, 18, 28, 18 toplarsak şöyle 32'nin ikisi elde var. 3 dedim. Şöyle 3, 6, 3 daha ne oldu? 92 santimetre oldu. Ne kadar çıta kullanmış? İkisini toplarsam bulabilirim diyorum. Şöyle toplayalım karışmasın. Farklı renkle yapalım. Toplarsak 6, 9. Demek ki diyorum ki 196 santimetrelik bir çıta kullanmıştır diyoruz. Bakın bize bir dikdörtgen vermiş. Bu dikdörtgeni aşağıdaki gibi ABCD dikdörtgenine gösterildiği biçimde yerleştiriliyor diyor. Buna göre ABCD dikdörtgeninde mavi boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Mavi boyalı bölgeli alanı bulmam için ne yapmam lazım arkadaşlar? Önce şu ABCD dikdörtgeninin bir alanını bulmam lazım. Daha sonra da şu turuncu alanları çıkardığım zaman mavi kısımları bulabilirim diyorum. O zaman önce ne yapalım? Büyük dikdörtgenin, dışarıdaki dikdörtgenin alanını bulmaya çalışacağım. Kenarlarını bulmam gerekiyor. Kenarlarını nasıl bulurum? Bize kenarlarını vermemiş ama bakın şu turuncu dikdörtgenin kenarlarını vermiş. Oradan hemen yola çıkarak bakın şöyle uzatırsak değil mi? Şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle olacak şöyle. Bakın şu kenar kök 48. Yani önce onları yazalım. Kök 48 nedir arkadaşlar? 48 16 ile 3'ün çarpımıdır. Yani bu durumda ne olacak? 4 kök 3 olacak değil mi? Yani o zaman şu uzunluk diyorum ki 4 kök 3'müş. Kök 12'de nedir arkadaşlar? 4 ile 3'ün çarpımıdır değil mi 12? Yani bu da nasıl çıkar kök dışına? 2 kök 3 olarak çıkar diyorum. Yani bakın o zaman şuradaki kısa kenara denk geliyor değil mi? Şurası ne olur? 2 kök 3 olur. Bakın şurası uzun kenar. 4 kök 3. Bakıyorum başka. Bakın şurası kısa kenar değil mi? 2 kök 3. Artık şuraları bulabilir miyim? Bulabilirim. Bakın şu dikdörtgende görecek olursanız. Şurası 2 kök 3. Tamamı 4 kök 3. Çıkartırsam ne olacak? Yani şu kısım ne olacak yine? 2 kök 3 olacak. Aynı şekilde bakın şu kısım 2 kök 3 olacak. Yani bu durumda ABCD dikdörtgenin uzun kenarı ne oldu arkadaşlar? Hepsini toplarsak şöyle 8, 10, 12, 14, 16. Demek ki uzun kenarımız neymiş? 16 kök 3'müş diyoruz. Bir de şu kenarımızı bulalım. Aynı şekilde bunu da uzatırsak şöyle şöyle farklı renkle yapalım hatta bunu. Şöyle şöyle uzatırsak arkadaşlar. Ne olacak? Şöyle alalım. Bakın şurası neydi? 2 kök 3'tü. Değil mi? Burayı da bulmuştuk, çıkarmıştık 2 kök 3 şeklinde. Bakın aynı şekilde burası da 2 kök 3. Şu zaten kısa kenar 2 kök 3. Uzun kenar 4 kök 3. 2 kök 3. Yani bu durumda şu kenar ne oldu arkadaşlar?
toplarsak şöyle 6, 8, 10, 12, 14. Demek ki aynı zamanda bu kenar da oluyor, değil mi? Neymiş? 14 köküçmüş diyorum. Artık dikdörtgenin, büyük dikdörtgenin alanını bulmak istersem şöyle alan diyelim. Ne yapacağım? 14 köküç ile 16 köküçü çarpacağım, değil mi? Yani 14 ile 16'yı çarparsak hemen şurada çarpalım. 6 kere 4, 24 dedik, elde var 2, 6, 8, değil mi? Şöyle 4, 1 toplarsam ne oldu? 12'nin ikisi elde var 1, 224. 224 çarpı köküçle. Köküçün çarpımı ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Yani 224 çarpı 3 olacak. 224'ü de 3 ile çarparsak hemen onu da çarpalım. 12'nin ikisi elde var 1 dedik. Şöyle 6, 7 ne oldu? 672 şeklinde bulduk. Demek ki büyük alan neymiş diyoruz? 672 santimetre kareymiş diyoruz, yazalım hatta. Artık bir de ne yapacağım? Şu turuncu alanları bulmaya çalışacağım. Turuncu alanları da şöyle bir temizleyelim şurayı. Kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 çarpı diyorum. Bir tanesinin alanı nasıl bulurum? Kenarlarını çarparım, değil mi? Yani kök 12 ile kök 48'i. Onları da A kök B şeklinde yazmıştım. Yani 4 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarparak şu turuncu alanları bulabilirim. Bunlara da şöyle turuncu alan diyelim. TA diyelim. Bu da ne olacak arkadaşlar? 7 ve 4'ün çarpımından 28. 28'de de 2'yi çarparsak 56 çarpı kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3, değil mi? 56 çarpı 3 olacak. 56 ile de 3'ü çarparsak hemen şurada çarpalım bir yerde. 56 çarpı 3 diyelim. Ne oldu? 8, 1 elde 15, 16. Demek ki turuncu alanların toplamı da neymiş diyorum? 168 santimetre kareymiş diyorum. Artık çıkardığım zaman büyük alandan küçük alanı çıkardığım zaman mavi boyalı alanı bulabilirim diyorum. Hemen yapalım. 672'den 168'i çıkartırsam 4 kaldı diyoruz. 6'dan 6 çıktı, 0 kaldı diyoruz. 6'dan 1 çıktı, 5 kaldı. Demek ki ne bulduk arkadaşlar? Mavi bölgeli, boyalı bölgeli alanı 504 santimetre kare şeklinde bulduk diyoruz. Yanda verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki akvaryum 12 tane balık varmış akvaryumda. Akvaryumun ayrıtları aşağıdaki gibidir. Bakın en boy yükseklik şeklinde vermişler bize. Akvaryumun hacminin %25'i doludur. Barış akvaryumunda her bir balık için en az kök 8 desimetre küp su olmasını istemektedir. Bunun için akvaryuma bir miktar su ekleyecektir. Barış hacmi 3 desimetre küp olan kabı ile akvaryuma en az kaç defa su ekleyerek isteğini gerçekleştirebilir? O zaman akvaryumdaki suyun hacmini bir bulalım. Nasıl bulurum arkadaşlar? Bakın zaten desimetre olarak vermiş ölçüleri. Direkt çarparsam o zaman şöyle hacim dersek ne olacak? 3 kök 3 çarpı 2 kök 12 çarpı kök 2. Çarpalım hemen. Şu kök 12'yi nasıl yazarım arkadaşlar? 12 4 ile 3'ün çarpımıdır ya. Yani o zaman ne olur? 2 kök 3 olur, değil mi? Şurası 2 kök 3 olur. 2 ile de çarpımdan 4 kök 3 olacak. Yani o zaman çarpalım. 3 kök 3 çarpı 4 kök 3 çarpı kök 2 diyeceğiz. Bunu da yaparsak ne olacak? Şöyle 12 12 çarpı kök 3 ile kök 3'ün çarpımından ne olacak arkadaşlar? 3 olacak çarpı kök 2. Yani 36 kök 2 desimetre küp. Değil mi? Bu kadar diyoruz ki su alabiliyormuş akvaryum. Ve bize diyor ki akvaryumun hacminin %25'i dolu. Yani 1/4 biri dolu, değil mi? %25 1/4 biri, yani çeyreğiydi. Akvaryum bu kadar su alabiliyorsa 36 kök 2'yi 4'e bölersem ne olacak? Şunlar gidecek. Yani 9 kök 2 desimetre küp. Akvaryum içindeki su miktarı, değil mi bu? Ne demişti bir de? Her balık için en az kök 8 desimetre küp su ihtiyacı oluyormuş. 12 tane balık var. O zaman kök 8 çarpı 12 dersem ne kadar su olması gerekiyormuş? Önce onu bulalım.
Kök 8'e nedir? 2 kök 2'dir, değil mi? Çarpı 12 diyorum. Yani 24 kök 2 desimetre küp su ihtiyacı varmış. O zaman bakın 9 kök 2 su var. Çıkartırsam 24 kök 2'den 9 kök 2'yi çıkartırsam diyorum. Ne olacak arkadaşlar? 24'ten 9'u çıkartırsak 15 kök 2 desimetre küp su eklemesi gerekiyor diyoruz, değil mi? Bu kadar su eklemeli ki balıklara yetebilsin. Ne demişti? Barış hacmi 3 desimetre küp olan kabı ile su döküyormuş. 15 kök 2 desimetre küp su ihtiyacı var. Ne yaparım? 15 kök 2'yi 3'e bölersem diyorum. Ne olacak arkadaşlar? Şöyle 5 kök 2 olacak, değil mi? Bu kadar defa su dökmeli. Bunu da hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmam lazım. Çünkü tam çıkmadı. Ne olur arkadaşlar? 5'i içeri alırsak kök 25 çarpı 2 olacak. Yani buradan da kök 50 olacak, değil mi? Bu da hangi sayılar arasındadır? Kök 64 ile kök 49 arasında. Yani şöyle farklı renk alalım. 7 ile 8 arasındadır. 7'den fazla olması lazım. O zaman 8 kap su döker en az diyoruz. Bir yol boyunca bulunan 4 durak arasındaki mesafeler sırasıyla x kilometre, x artı y kilometre ve y artı z kilometredir. X'in x katı 1 tam %69, y'nin y katı 0 tam %25, z'nin z katı 2 tam %25'tir. Buna göre birinci duraktan yolcu olan otobüs dördüncü durağa gelene kadar kaç kilometre yol alır demiş. Durak genişliklerini önemsiz saymış. Demek ki o zaman şu genişlikleri almıyoruz. Öncelikle o zaman arkadaşlar x'i, y'yi ve z'yi bulabilirim, değil mi? Bakın x'in x katı yani x kare neymiş? 1,69'muş. Kök alma işlemi yaparak x'i bulabilirim. Hemen şurada yapalım. X kare 1,60 yani 1,69 ise kök alma işlemi yaparsak ne olacak arkadaşlar? X eşittir. Kök içinde şunu rasyonel olarak yazalım. 169 bölü 100 olur, değil mi? Bu da kök dışına nasıl çıkar? 169 13'ün karesidir. %10'un karesidir. Yani x'i ne buldum? 13 bölü 10 buldum. Ondalık olarak yazmak istersem x nedir arkadaşlar? 1 tam onda 3'tür. Aynı şekilde y için bakalım. Bakın y'nin karesini vermiş. Y'nin y katı. Ne olur? Y çarpı y olur. O da y kare olur. Bu da neymiş arkadaşlar? 0,25'miş. Hemen kök alma işlemi yaparsak y'yi ne bulacağız? Bunu da rasyonel olarak yazalım. 25 bölü 100 olur, değil mi? Bu nasıl çıkar? 25 5 olarak, 110 olarak çıkar. Yani bu durumda y ne olur arkadaşlar? 0 tam onda 5 olur diyorum. Z'yi bulalım aynı şekilde bir de. Bakın z'nin z katı, z çarpı z yani z kare ne vermiş? 2,25 şeklinde vermiş. Kök alma işlemi yaparsam yine ne olacak buradan z? Bunu da yine rasyonel olarak yazalım. Nedir? 225 bölü 100'dür. Yani 225 15'in karesi, %10'un karesi. Bu da ne oldu? 15 bölü 10. Bu durumda z ne oldu arkadaşlar? 1 tam onda 5 şeklinde bulduk. Artık bakın şu birinci duraktan yolcu olan otobüs, şuradan yolcu olan otobüs, dördüncü durağa gelene kadar, yani şu durağa gelene kadar ne kadar yol alır diyor. Bakıyorum, şöyle rengimizi değiştirelim. Bakın x yol almış, değil mi? X artı y yol almış ve bir de ne almış? Y artı z kadar yol almış diyorum. Yani o zaman bakın şuradan 2x artı 2y artı z kadar yol almış. Ben x ve y ve z'yi buldum. Yerlerine koyarak hemen yapıyorum. Yani ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı 1 tam onda 3 artı dedim. 2 çarpı 0 tam onda 5 artı dedim. Bir de ne var? 1 tam onda 5. Toplarsak 2 ile 1 tam onda 3'ün çarpımı ne olacak arkadaşlar? 2,6 artı 2 ile 0 tam onda 5 çarparsak 1 olur. Artı bir de 1,5 var. Toplarsak bunları da isterseniz şöyle alt alta yazıp toplayalım. Şöyle 1 ve 1,5. Toplarsak ne olacak? 11'in 1'i. Şuradan 4. Bir de elimiz vardı. 5. Demek ki 5 tam onda 1 kilometre kadar yol alırmış diyoruz.
Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Bizimle kalın.